Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. Bugün çalışma kitabımız 7. üniteyi sevgili öğrencilerim birlikte yapacağız. Hemen başlayalım. Evet, öncelikle çoktan seçmeli test sorularımız var. Evet, read the sentences cümleyi okuyunuz and answer the question soruya cevap veriniz diye söylüyor. Sevgili öğrencilerim, Candy is watching animals. Candy bakın hayvanlara bakıyor, hayvanları izliyor and she is giving, veriyor. Bananas neydi? Muz veriyor değil mi? Two monkeys. Evet, maymunlara sevgili öğrencilerim ne yapıyormuş? Muz veriyormuş. Kendi hayvanları izliyor ve o maymunlara muz veriyor. Bu bizim okuyacağımız metin cümlemiz. Where is Candy? Candy nerede diye soru soruyor sevgili öğrencilerim. Maymunlara muz veriyorsa ve hayvanları izliyorsa nerededir sevgili öğrencilerim? Hayvanat bahçesindedir değil mi? Hayvanat bahçesindedir. O zaman at the post office, postanede, at the sinema, sinemada, at the museum, müzede, at the zoo, hayvanat bahçesinde. Cevabımız nedir? At the zoo, hayvanat bahçesindedir sevgili öğrencilerim. Evet, read the text, teksti okuyun. Text dediği metin and choose the correct one, doğru olanı seçin diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi. It is a nice day, güzel bir gün. Tom and his friends. Tom ve arkadaşları are in the city. Tom ve arkadaşları şehirdeymiş. Tom is at the museum. Tom müzedeymiş sevgili öğrencilerim. Evet, şuraya yazalım. Tom sevgili öğrencilerim müzedeymiş. Evet. Bill is at the library. Bill kütüphanedeymiş sevgili öğrencilerim. Bill kütüphanede. Evet. Bonnie is at school. Bonnie neredeymiş sevgili öğrencilerim? Evet. Bonnie, evet, okuldaymış. Evet, Henry is at the cafe. Henry nerede sevgili öğrencim? Henry kafedeymiş. Evet, kafede. Jenny is at the bank. Jenny neredeymiş sevgili öğrencim? Jenny de bankadaymış sevgili öğrencim. Bank dediğine göre bankada. Şimdi buna göre doğru olanı seçin diyor. Şıklara baktığımızda Tom bakın nerede sevgili öğrencim? Müzede. Tom müzede mi? Bakın ilk şıkkımızda doğruyu bulduk. Tom müzedeymiş. Bill neredeymiş? Kütüphanedeymiş. Burası kütüphane mi? Hayır. Henry'e bakıyoruz. Henry neredeydi? Kafedeydi. Burası da bir kafe değil. Burası kütüphane. Evet. En sonunda Bonnie var. Bonnie neredeymiş? Bonnie okuldaymış. Burası okul mu? Hayır. Burası da banka. Doğru cevap A seçeneğidir. Bakalım. Read and find the correct answer. Okuyun ve doğru cevabı bulun diyor sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi. My pet cat. Benim evcil kedim is hungry. Hungry neydi? Aç değil mi? Evet, evcil kedisi acıkmış sevgili öğrencilerim. I haven't got, sahip değilim, any cat food. Yani kedi yiyeceği. Hiç kedi yiyeceğine sahip değilim at home. Evde hiç kedi yiyeceği yok diyor. I am here. Ben oradayım. To buy, satın almak için cat food. Şu an diyor ben kedi yiyeceği satın almak için, kedi maması almak için oradayım diyor. Bu bilgiden sonra where am I? Ben şimdi neredeyim? Diye bize soruyor. Sevgili öğrencim, kedi yiyeceği almak için, kedi maması almak için gittiyse şu an ben neredeyim diyorsa nerededir? Kütüphanede midir? Hayır. Hayvanat bahçesinde midir? Hayır. Pet shop'ta mıdır sevgili öğrencim? Evet, biz hayvanlara, kedilere, köpeklere yiyecekleri nereden alırız? Pet shop, evcil hayvan satış yerinden alırız değil mi? Müzede de değildir. Pet shop'ta da değil mi? Hayvanına, kedisine mama almak için. Look at the picture. Resme bak and circle the correct option. Doğru olanı çember içine, yuvarlak içine al diyor sevgili öğrencilerim. He is riding a bike. O diyor bisiklet sürüyor. At the, nerede bakın sevgili öğrencilerim? Hayvanlar bisiklet sürüyor. Görüyorsun neresi burası bakın. Zürafalar var bakın. Gergedanlar var, filler var. Yani hayvanat bahçesinde bakın. Aslanlar, kediler, kafa. Burası neymiş sevgili öğrencilerim? Hayvanat bahçesi. Evet. Burası hayvanat bahçesi ise bizim cevabımız da nedir? Zoo'dur sevgili öğrenci. Read the speech bubble, konuşma balonu bakın. Read the speech bubble, konuşma balonunu okuyun. And look at the picture, resme bakın. Circle the correct option. Doğru olanı yine çember, yuvarlak içine alın. Demiş sevgili öğrencilerim. Hello, I am Ozan. Ben Ozan. I am at the blah blah now. Şu an bakın buradayım diyor. Neresi burası sevgili öğrencilerim? Bakın kitaplar, her taraf kitapsa burası nedir? Kütüphanedir. Kütüphane neydi sevgili öğrencilerim? Library değil mi sevgili öğrencilerim? Library.
O zaman kütüphane değilsek sevgili arkadaşlar. Bakın zoo hayvanat bahçesi. Hospital hastane. Fire station yangın istasyonu değil. Biz neredeyiz? Kütüphanedeyiz değil mi Ozan olarak? Evet. Read, oku and complete. Bakın tamamladı. Diyalog. Diyaloğu tamamladı. Oku ve diyaloğu yani konuşmayı tamamla. Excuse me. Affedersin. Where is the hospital? Where nerede demekti? Hastane nerede diye soruyor sevgili arkadaşlar. Hastane. Bakın where nerede? April ne demiş? Dan is at home. Dan evde diye cevap olur mu? Sana hastane nerede soruyor. Sen de Dan şu an evde diyorsun. Olmaz değil mi? I am sorry. Üzgünüm. I don't know that. Bunu bilmiyorum. Yani sorduğum şeyi bilmiyorum diye söylüyor. Sen hastane nerede diye sorarsan bu özür dilerim ben bilmiyorum diye cevap verebilir. Bu uygundur. Fakat Dan arkadaşı evde olmaz. You can see görebilirsin farmer tree'yi. İşte bir çiftlik çiftçi orada görebilirsin gibi böyle bir cevap olabilir mi? Hayır. Tim is at hospital. Evet Tim hastanede diye bir cevap olur mu? Böyle bir cevap da olmaz değil mi sevgili öğrenciler? Özür dilerim. Hastane nerede diye birisi soruyorsa sen de affedersiniz. Ben bilmiyorum diye cevap verebilirsiniz. Uygun olan B şıkkıdır. Evet çoktan seçmeli sorularımız bitti. Şimdi sevgili öğrencilerim resimleri ne yapacakmışız? Binaların isimleriyle eşleştirecekmişiz sevgili öğrencilerim. Hemen başlayalım. Evet nerede kaldık? Evet bank yani birincisi bankaymış. Banka resimdekilerden hangisidir sevgili öğrencilerim? Baktığım zaman evet banka nerede var? Bakın paraların olduğu yer burada. Yani bir ne olacak sevgili öğrencilerim? J olacak. Hemen 1'e J'yi buraya yazalım. Yani birimiz J olacak. 2 village köy değil mi sevgili öğrencilerim? Köy nerede bakın hemen. Burada resmini görüyorsun. Traktör var, hayvanlar var. O zaman 2'ye de hemen A'yı yazalım. 3'e bakıyorum. Müzyum. Müze nerede sevgili öğrencilerim? Evet, bakın burada müzyum diye üzerinde yazıyor zaten. 3'e de o zaman F'yi yazıyoruz. 4 city şehir dediğine göre şehir nerede sevgili öğrencilerim? Şöyle bakın evet burada bakın yüksek yüksek gökdelenleri, binaları görüyorsunuz. 4'e E yazıyorum şehir olarak. 5 school okul dediği için burada hangisi okul sevgili öğrencilerim? Resimlere bakıyorum galiba şu okula benziyor. Evet D'de okulu görüyoruz. Evet library kütüphane. Kütüphane bakın burada zaten kitaplardan belli oluyor. 6 ya da library G yazıyorum. Evet market market nerede sevgili öğrencilerim? Evet yukarıda galiba. Evet market bakın alışveriş de burada. Market arabalarını görüyorsunuz. Ona da o zaman 7'ye de B yazıyoruz. Evet 8 restoran. Restoran nerede sevgili öğrencilerim? Evet şöyle baktığımızda restoran evet galiba şurası restoran olacak. Evet. Bakıyorum yemek işaretleri, tabak çanak işaretleri var. Evet doğru. Buraya C'yi yazalım. 9 park diyor. Park zaten seçeneklerimiz azaldı. Parkımız da burada. Yeşillik alan. Bakın banklar falan var. Evet 10'da ne var? Mosque cami var sevgili öğrencilerim. Camide baktığınızda şurada görüyorsunuz değil mi? Evet çünkü üzerinde bakın hilal var, minareler var. O zaman iyi olacak. Ona da iyi yazıyorum. Devam. Find words. Bakın words kelimeleri bul. In the box. Kutudaki kelimeleri bul. And do the puzzle. Puzzle yap. Yani buradaki kelimeler diyor. Bul ve puzzle'ı yap diye söylüyor. Bulalım sevgili öğrencilerim. Birinci ne demiş? Zoo demiş. Hemen zoo bakın şurada işaretliyorum. Evet zoo burada. Tamam. Hospital var. Hospital'a bakalım. Evet hospital buldum. Hospital hastane o da burada. Onu da bulduk. School var. Okul sevgili öğrencilerim. Ona da bakalım. Evet şurada school. Okulu da buradan bulduk. Evet, bank var. Bank. Bankaya bakalım. O da şurada. Evet bank. Onu da bulduk. Market var sevgili öğrencilerim. Marketin yerini bulalım. Evet o da şurada. Onu da bulduk. Sonra müzyum var. Müzyum nerede sevgili öğrencilerim? Müzemizi bulalım şimdi. Evet bakıyorum müzyum. Evet şurada sevgili öğrencilerim. Tam önündeymişiz. Evet müzyumu da bulduk. Mosque camimizi bulalım şimdi. Evet şurada bakın. Mosque E'mizi de alalım. Mosque'yu da bulduk. Village. Evet village. Köy değil mi sevgili öğrencilerim? Village. Evet onu da şuradan şöyle bulalım. Park var.
Ondan sonra parka bakıyorum. Nerelerde? Evet, şurada parkı görüyorum. Library, kütüphaneyi bularak bitiriyoruz. Library de şurada sevgili öğrencilerim. Hemen buluyorum ve bitiriyorum. Evet. Devam. Read the sentences. Bakın sentences cümleler. Değil mi? Estaksam sentence cümle. Sentences cümleleri oku. And color the roads. Evet, yolları boya demiş. You are here. Şu an buradayım diyor. You are here. Şu an buradayım. Evet. Cümleleri boyayacakmışız buna göre. Evet, okuyalım. Color the school road yellow. Evet. Boyayacakmışız. Okul yolunu sarıya boyayacakmışız sevgili öğrencim. Evet. Tekrar edeyim. Color the school road. Okul yolu yellow sarı olacakmış. Okul yolunu sarıya boyayacakmışız. Hemen boyayalım. Okul yolu neresi sevgili öğrencilerim? Okul şurası olduğuna göre şurası okul yoludur. Bunu sarıya boyuyorsunuz. Daha sonra color the hospital road brown. Hastane yolunu kahverengiye boya demiş. Kahverengiyi buluyorum. Hastane yolu nerede sevgili öğrencilerim? Şurası hastane olduğu için bakın bunu da kahverengiye boyuyorum. Evet, sizler daha düzgün boyayın lütfen. Daha sonra color the park road. Park yolunu green, yeşile boyayacakmışım sevgili öğrencilerim. Parkın yolunu yeşile boyayacakmışım. Parkımız nerede? Evet, şu yeşillik park galiba. Burayı yeşile boyayacakmışım sevgili öğrencilerim. Siz de bunu tamamen boyayın güzelce. Daha sonra color the zoo road. Hayvanat bahçesinin yolunu pink, pembeye boyayacakmışız. Bir tane pembe buluyorum. Evet, bunu hayvanat bahçesinde nerede sevgili öğrencilerim? Bakın burada hayvanat bahçesi. Bunu da ne yapacakmışız? Pembeye boyayacakmışız. Bunu pembeye boyarsınız. Biraz aşağıya çekiyorum. Evet. Color the mosque. Caminin yolunu road. Blue. Maviye boyayacakmışız. Cami yolu ne olacakmış? Mavi olacakmış. Cami burada sevgili öğrencilerim. Bunu da maviye şöyle boyuyorum hemen. Son olarak da color the bank. Bankanın yolunu. Bakın bank road. Banka yolu gray. Gri olacakmış. Bankanın yolu ne olacakmış sevgili öğrencilerim? Gri olacakmış. Zaten bir tane kaldı. Bunu da ne yaparsın böyle? Griye boyarsınız sevgili öğrenciler. Evet, gelelim 10. soruya. Fill in the blanks with the words in the box. Şimdi sevgili öğrenciler, boşlukları doldurun. Neyle diyor? Words in the kutudaki kelimelerle boşlukları doldurun demiş. Önce rengimizi bir değiştirelim. Evet, bakalım şimdi. Over, is, sorry, where, about, in. Evet, Ahmet is bla bla the restaurant. Bakın, restoranda, restoranın içinde. Demek ki ne yapacağız buraya? In'i getireceğiz sevgili öğrencilerim. In'i kullanacağız. Bla bla is the shopping center. Bakın soru soruyor. Soruyla başladığı için başına soru hangisi mesela where var değil mi? Bu gelebilir. Where is the shopping center? Alışveriş merkezi nerede diye sorabilir değil mi? Where kelimesi buraya uygundur. I am so bla bla I don't know. Bilmiyorum dediğine göre sevgili öğrencilerim. Nasıl söyleriz? I am so sorry. Çok üzgünüm. So sorry. Çok üzgünüm. I don't know. Bilmiyorum diye söylersiniz. The hospital is hastane bla bla der. Hastane evet nasıl diye söylersin? Over der. Değil mi senin? Şurada burada gibi ifadeler kullanılabilir. Buranın üzerinde gibi ifadeleri anlamlara da geliyor. Evet over der sevgili öğrencilerim. Böyle kullanırız. Over'ı da işaretleyelim. Excuse me affedersin. Where bla bla the park. Evet, yerini parkın yerini soracağına göre nasıl diyeceğim? Where is the park? Pardon, park nerede? Where is the park? Değil mi sevgili öğrencim? Is'i de kullanalım. Evet, zaten son olarak da about kaldı sevgili öğrencim. Sorry about that I don't know. Evet, sorry about yani üzgünüm bu noktada demek yani kusura bakmayın gibi, affedersin gibi bir anlam var zaten. Bu da bir kalıp. Sorry about that. Üzgünüm. Çok üzgünüm. I don't know. Bilmiyorum gibi bir kalıp sevgili öğrencim. About'u da burada bu şekilde kullanıyoruz. Evet. Unscramble the words. Bakın karışık olan kelimeleri ne yapacakmışız? Bulacakmışız. Ondan sonra make correct sentences. Daha sonra cümleler yapacakmışız sevgili öğrencim. Bakalım. Is where the Museum. Bunu nasıl soruyor zaten? Where is diye değil mi? Where is the museum şeklinde düzelteceğiz sevgili öğrencilerim. Düzeltelim. Where evet is the museum.
Doom şeklinde söyleniyor. Where is the museum? Soru işareti burada var mı zaten? Yani center is at the Selena shopping. Yani Selena alışveriş merkezinde. Bakın demek için ne yapacağız? Özneyi başa alacağız. Yani işi yapan kişi Selena. Bakın hemen arkasından emizar gelecek değil mi? Selena is neredeymiş? At the diye söylüyoruz değil mi? At the nerede? Shopping center. Alışveriş merkezinde. Shopping center. Evet. Selena is. Selena nerede? At the. At daha de anlamı vardı. Shopping center. Alışveriş merkezinde. Üçüncüye geliyorum. Bakın bu işi yapan öznemiz the children değil mi? Evet. The children are neredeymiş? At the park. Park demiş. Yani the children neydi? Çocuklar. Neredeymiş? The children. Çocuklar nerede? At the park. Çocuklar parkta. Daha de anlamı var değil mi? Evet. Market me where is excuse the. Ama yine soru kalıbımız olduğu için sevgili öğrencilerim. Nasıl yapacağız? Market me var. Excuse var. Bir de the var. Yani zaten kalıp olarak excuse me. Önce bunu başa alalım sevgili öğrencilerim. Bunu söylüyoruz değil mi? Affedersin. Excuse me. Affedersin. Evet. Bundan sonra nasıl soruyoruz? Şimdi soru soruyor. Where is the market? Yani affedersin. Market nerede diyecekmiş sevgili öğrencilerim. O zaman ne yapıyoruz? Where is evet, the market. Evet, soru işareti var. Excuse me, affedersin. Where is the market? Market nerede? Sorusunu bu şekilde soruyoruz. Evet, yine the restaurant olacak kalıp olarak. Restaurant is over there. The market şurada, market burada şeklinde sevgili öğrencilerim. The ile başlıyoruz. The restaurant. Çünkü aranan, bilinen bir restaurant var değil mi? The restaurant. Evet. Is, evet, the'dir değil mi? Nerede? Over there. İşte şurada, işte burada şeklinde sevgili öğrenciler. Restaurant şurada, restaurant burada şeklinde. Evet, yine Lina is, bakın, in London. Londra'da değil mi? Lina is in London now. Şimdi değil mi sevgili öğrenciler? Evet, Lisa is, Lisa nerededir? In London, Londra'dadır. Now, şimdi. Lisa is in London now diye söyleyeceğiz sevgili öğrencilerim. Şimdi soru sormuş bakın. Soru işaretine dikkat edelim. Soru sorunca ne yapıyoruz? Emizarlarda soruyu başa alıyoruz değil mi? Yani is başa gelecek sevgili öğrencilerim. Neyi soracak? Yani Derek denilen kişi kütüphanede mi diye bakın. At library diye. O zaman ne yapıyor? Is Derek? Evet. Derek. Nerede mi diyeceğiz? At the library. Yani kütüphanede mi? At the library. Evet. Is Derek. Derek at the library. Kütüphanede mi? Diye söyleyeceğiz sevgili öğrenciler. Evet. Suzan is yine aynı. In the market. In the village. Neresiyse hemen kişiyi başa alıyoruz. Suzan is evet in evet, the village diye sevgilerim. Suzan in the village, köydedir, kasabadadır şeklinde. Bu sefer evet, we, bakın kendi varsa we can, biz yapabiliriz drink. Evet, biz içebiliriz at the tea. Evet sevgilerim, biz ne yapabiliriz? İçebiliriz, ne içebiliriz? Tea içebiliriz. Nerede içebiliriz? At the cafe, kafede içebiliriz. O zaman şöyle yapacağız. Evet. We can drink. Hemen bu kalıbı önce koyacağız. We can drink. Biz içebiliriz. Yapabilme edebilme değil mi? Evet, ne içebiliriz? Tea. Çay içebiliriz. Nerede? At the cafe. Evet. Biz çay içebiliriz kafede. Biz kafede çay içebiliriz. Ya ne yaparız? Söyleriz sevgili öğrenciler. Evet, burada yer tariflerini öğrenmiştik. Yani hangisi hangisinin önünde arkasında bu tabii değişkenlik gösterebilir. Biz okulu tarif edelim. Şöyle yapalım o zaman. The school. Evet. The school is nedir? Arkasında değil mi? Behind the cinema. Yani
Okul sinemanın arkasında da. Tam tersi yazabilirsin sevgili benim. School yerine sinema yazarsınız. The cinema. Sinema is behind the. Buraya school yazarsınız. O zaman ne olur? Sinema okulun arkasında olur. Bunu kendinize göre hangisini yazmak istiyorsanız yazarsınız. Read the sentences. Cümleleri okuyacakmışız. And daha sonra bizim puzzle'ımızı ne yapacakmışız? Yapacakmışız sevgili benim. Bakalım şimdi. 1. You can read a book. Burada kitap okuyabilirsin demiş sevgili öğrencilerim. Evet. Down aşağıya doğru. Bunlar olacakmış. Evet, burada kitap okuyabilirsin diyor. Şimdi sevgili öğrencilerim. You can read at book. Burada kitap okuyabilirsin dediğine göre. Bir numara ne olabilir sevgili öğrencilerim? Kitap okuduğumuz yer. Kütüphane olabilir değil mi? O zaman buraya library yazıyorum sevgili öğrencilerim. Evet, burası kütüphane olabilir. Kitap okuduğumuz yer. 2. You can swing here. Burada sallanabilirsin diyor sevgili öğrencilerim. Sallanacağımız yer neresi olur? Genellikle nerede salıncak sallanır? Parkta sallanır değil mi? O zaman 2'ye de park yazıyorum. You can see a doctor here. Burada bir doktor görmekten bahsediyor. Bizler doktoru nerede görürüz sevgili öğrencilerim? 4 numara nerede? Yukarıda. O zaman burası bir hastanedir değil mi? Yani nedir? Hospital değil mi? Evet. Hospital. Burası bir hastane olabilir. 5. You can drink coffee here. Burada kahve içebilirsin dediğine göre. Burası da nedir? Bir kafede değil mi sevgili öğrenciler? 5 numara o zaman. Kahvenin içildiği yer adı üzerinde kafedir. 7. You can learn English here. Burada İngilizce öğrenebilirsin dediğine göre biz İngilizceleri eğitimlerimizi nerede alıyoruz? Okulda alıyoruz değil mi sevgili öğrenciler? O zaman buraya school diye yazıyorum. Çünkü eğitimler okullarda olur. You can watch films here. Burada film izleyebilirsin diyor. Evet biz filmi nerede izleriz? Sinemada izleriz değil mi? O zaman buraya da sinema diye yazalım sevgili öğrencilerim. Evet şimdi çapraz olanlara geldik. Yan olanlara. You can do shopping here. Burada alışveriş yapabilirsin diyor. Bakın. You can do yapabilirsin. Shopping here. Burada alışveriş yapabilirsin dediğine göre 3 numarayı biz alışverişi nerede yaparız sevgili öğrencilerim? Markette. O zaman bakın burada süpermarket diye yazmış. Süper market. Evet, süpermarket. You can eat. Yiyebilirsin food here. Yemek yiyebilirsin dediğine göre bizler de yemeğimizi nerede yeriz? Restoranda değil mi? Evet, restoran. Evet, nerede yiyormuşuz? Restoranda yiyormuşuz. You can see monkeys here. Burada maymunları görebilirsin dediğine göre 8 numarada nerede sevgili öğrencilerim 8? Evet, yukarıdaymış. Hayvanat bahçesi. Burası da zoo diye söyleriz. Son olarak da you can see cows here. Burada inekleri görebilirmiş sevgili öğrencilerim. İnekleri bize nerede görürüz? Köylerde yani village değil mi? Evet. Village sevgili öğrencilerim. Buraya da village diye yazarsınız. Bulmacayı tamamlarsınız. Circle the odd word. Yani odd sevgili öğrencilerim şöyle yanlış anlama, tuhaf anlam var. Yani yanlış da olabilir. Yani yanlış olan, tuhaf olan, uygun olmayan kelimeyi yuvarlak içine alın diyor. Çünkü bir aralarında ilişki var. İlişki bozan bir kelime var demek ki. School, bakın okul. Hospital, hastane, bank, banka, brown, kahverengi. Bakın burada yerlerden bahsederken burada bir renkten bahsetmiş. Renk burada tuhaf olduğu için bunu yuvarlak içine alıyor. Bakın zoo, hayvanat bahçesi, monkey, maymun, müzium, müze, restoran, restoran. Şimdi bunların içerisine baktığımızda da bakın yine yerlerden bahsediyor. Hayvanat bahçesi, müze, restoran, monkey, maymun burada alakasız oldu. Park, family, market, kafe. Kafe, market, park bunlar yine yer. Burada da aile alakasız olmuş. Mosque, cami, stadyum, small library. Küçük burada ne oldu? Alakasız oldu değil mi? Yine yerlerden bahsediyoruz. Kütüphane, stadyum, cami diyoruz. Small burada alakasız oldu. Village köy, town kasaba, city şehir, yellow bakın burada renkten bahsetmiş. Bu alakasız oldu. Yani tuhaf oldu. Biz de işaretledik. Evet. Unscramble the words and write them. Karışık bakın verilmiş kelimeleri ne yapacakmış sevgili öğrencilerim? Evet, onları yazacakmışız sevgili öğrencilerim. Yazalım bakalım. Şimdi birincisine baktığınızda ne görüyorsunuz sevgili öğrencilerim? Burada alışveriş bakın market arabaları görüyorsunuz. Alışveriş çantaları görüyorsunuz. Bunlar bize neyi gösterir sevgili öğrencilerim baktığımızda? Bu bir
Market değil mi? Bakın burada market arabalarını zaten şurada görüyorsunuz. O zaman buraya ne yazıyorum sevgili öğrencilerim? Market diye yazıyorum. Burada bakın minareleri var zaten. Karışık verisi de burası bir camidir sevgili öğrencilerim. Evet ne yapıyorum? Mosque diye cami yazıyorum. Şu Q harfi. Evet burası zaten bakın kahve bardaklarını görüyorsunuz. Evet burada zaten kafe olduğu belli oluyor. Kafe. Evet. Burada gökdelenler bakın bu nedir? Şehirdir. Şehirde ne yapıyoruz? City şeklinde yazıyoruz. Burada bakın burası köy. Bak abiyi görüyoruz. Köy elma meyve ağaçları var. Burası hayvanların olduğu yer. Bakın tavukları, civcivleri, kedileri, köpekleri, atları. Burası nedir? Köydür. Köyde neydi? Village değil mi sevgili? Village. Village diye düzeltip bunu da yazıyoruz. Evet. Read the text. Text looking at answer the question. Burayı okuyacağız. Sorulara cevap verecekmiş sevgili öğrencilerim. Okuyalım. Hello, my name is Lucy. Ben Lucy. This is my family photo. Bu benim aile fotoğrafım diyor. Evet. I am 11 years old. 11 yaşındayım. I am a student. Ben öğrenciyim. I am at the school. Şu an, now, okuldayım. Şu an demek. This is my sister. Bu benim kız kardeşim Marta. She likes, sever reading. O okumayı sever. She is at the library now. Şu an kütüphanede. She has got sahip many books. Evet. Ne diyor sevgili öğrencilerim? Birkaç tane kitabı varmış. This is my brother Jack. Benim biraderim, erkek kardeşim Jack. He is at the park now. Şu an parkta diyor. He has got a kite. Bir uçurtması var. Has got sahip demek. He likes flying a kite. Uçurtma uçurmayı likes, sever, hoşlanır. This is my mother Mary. Benim annem Mary bu. She is at the shopping center now. Şu an alışverişteymiş. And she likes shopping. Alışveriş yapmayı bakın severmiş. This is my father Brad. Benim babam Brad. He is very hungry. Çok aç. And he is in the restaurant now. Şu an restoranda diyor. I love my family. Ben ailemi severim diye söylemiş. Şimdi bakalım. How old is Lucy? Lucy kaç yaşındadır diye soruyor sevgili öğrencilerim. Lucy kaç yaşındaydı? Bakın burada 11 years old diye yazmıştı. O zaman she veya bunun yerine Lucy diye ismi yazabilirsiniz. She is 11. Bakın 11 veya 11 years old diye de ne yapabilirsiniz? Devam edebilirsiniz. Where is Lucy now? Şu an Lucy nerede demişti. Bakın şu an neredeyim diyor sevgili öğrencilerim. I am a student. Ben bir öğrenciyim. Şu an okuldayım diye söylemişti. Yine ne diyeceğiz sevgili öğrencilerim? She demişti. Şimdi Lucy yazalım. İsmini yazalım. Evet. Lucy evet is neredeydi? At the school. Değil mi sevgili öğrencilerim? Şu an okuldaydı. Where is Martha? Martha nerede? Bakın sister Martha. She likes okumayı seviyormuş. She is at the library now. Şu an kütüphanede demişti. O zaman da Martha'ya bu sefer she diyelim. She is at the library. Şu an neredeydi sevgili öğrencilerim? Kütüphanedeydi. Yani yanına now diye ekleyebilirsiniz ama gerek yok. Who is Jack? Jack kim sevgili öğrencilerim? Bakın this is my brother Jack. Yani Lucy'nin biraderiydi değil mi Jack? O zaman buraya nasıl yazacağız? Bize Jack kimdir diye sorduğunda bize nasıl söyleyeceğiz sevgili öğrencilerim? Jack is o kimdi sevgili öğrencilerim? Lucy'nin evet Lucy's brother. Lucy'nin biraderi, erkek kardeşi değil mi? Evet, where is Brad now? Brad şu an neredeydi sevgili öğrencilerim? Karnı çok açtı. And he is in the restaurant. Bakın, in the restaurant now. Şu an restorandaydı değil mi? O zaman bizler de Brad he diyebilirsiniz bakın şöyle veya ismini de yazabilirsiniz. Brad diye de yazabilirsiniz. Evet, he is neredeydi? In the sevgili öğrencim restaurant değil mi? Karnı çok aç demişti. Restaurant dedi. Restaurant şeklinde yazarsınız. He is in the restaurant veya buraya Brad diye yazabilirsiniz. He yerine ben yazdım. Parantez içinde şöyle yazayım. Brad is in the restaurant diye de hatta now diye de sonuna isterseniz ekleyebilirsiniz. Evet. Look at pictures. Resimlere bakın. Evet. Read the sentences. Cümleleri okuyun. Evet, tick atacakmışız. The correct, doğru olana tick atacakmışız sevgili öğrenciler. Bakalım şimdi. Burada okulda öğrencileri görüyorum ben. The students, öğrenciler are in the classroom. Öğrenciler sınıftadır.
The students in the park. Park'ta mı? Sınıfta mı? Gördüğünüz gibi bunlar nerede? Sınıfta değil mi? Burada bir hastane ve ambulans görüyorsunuz. The doctor is at the hospital. Doktor hastanededir. The doctor is at the library. Kütüphanededir. Nerede sevgili öğrenciler? Bakın resme baktığımızda hastanede. Hospital. Evet. Burası neresi sevgili öğrenciler? Baktığımızda bakın burası sinema değil mi? Bakın sinema şeridini görüyorsunuz. I am at the cinema. I am at the mosque. Bakın sinemadaysa nerededir? Sinemadadır. İşaretliyorum. Okan is at the zoo. Bakın hayvanat bahçesi değil mi sevgili öğrenciler? Hayvanat bahçesi nedir? Shopping center, alışverişlerdir. Evet, hayvanat bahçesinde olduğunu yan taraftan görebiliyoruz. My mother, benim annem is at the market. Markettedir. My mother is at the bank. Bankadadır. Bank. Bakın bankada olduğunu görüyorsunuz. O zaman tikimizi banka yapıyoruz. Evet. Complete the sentences. Cümleleri tamamlayacakmışız. Using, kullanarak. The words in the box. Kutudaki kelimeleri kullanarak burayı tamamlayacakmışız. Bakalım şimdi. I play football. Futbol oynarım at the. Nerede futbol oynarsınız sevgili öğrencilerim? Evet, kütüphanede değil değil mi? Nerede oynarsınız? Parkta oynarsınız. Nokta. I do shopping. Alışveriş yaparım at the. Nerede alışveriş yaparsınız? Süpermarkette değil mi? Evet. Süpermarket. Evet. I see a doctor. Evet, doktoru nerede görürsünüz sevgili öğrencilerim? At the. Evet, hastanede değil mi? O zaman hospital diye yazarsınız. I read a book. Kitap okurum. At the nerede? Kitabı kütüphanede okuruz değil mi? Evde de okuyabilirsin ama burada kastı okunan yeri kastettiği için. Library. I see animals. Hayvanları görürüm. At the nerede? Zoo. Hayvanat bahçesini görürüz değil mi? Evet devam. Match the puzzles. Puzzle'ı eşleyin and write the correct ve doğru kelimeyi yazın diye ne yapmış bize söylemiş. Şimdi baktığımızda bazılarını kendisine almış. Halletmiş, yapmış zaten. Şöyle yaklaşarak bakıyorum. Burada lip yazıyor, burada rari var. Yani birleştirip kütüphaneyi oluşturmuş sevgilerim. Biz de iki kelimeyi birleştireceğiz, eşleyeceğiz. Doğru kelimeyi ortaya çıkaracağız sevgilerim. Evet, bakalım hangilerini yerleştirebiliriz. Bakın şurada will var. Burada leç, village. Ne yaparız? Birleştiririz. Village'ı ortaya çıkarırız sevgilerim. Will ve Leach, Village diye sizler de ne yaparsınız? Birleştirirsiniz. Daha sonra baktığınızda evet, host var, hospital var. Hospital oluşturursunuz. Hospital sevgili öğrencilerim. Ondan sonra Moscow var. Bakın Moscow. Evet, şöyle Moscow yazabilirsiniz. Cami elde edersiniz. Ondan sonra bakın biraz değişik bölmüş. Cinema yazmış sevgili öğrencilerim veya O'nun parçası değil galiba. Şurada C var. Şunu alabilirsiniz. C. Evet. Ama böyle silelim. Onunla o birleşmez çünkü. Şunu da tekrar siliyorum sevgili öğrenciler. Yani düzgün şuradan sin burada eması burada birleştirdiğiniz zaman evet sinemayı elde edersiniz. School bakın school all kısmı şurada. İkisini birleştirip the school elde edersiniz. Evet. Biraz yukarı alayım. Daha sonra town yapmışız mesela. Evet. Un burada olduğuna göre to ile bu x bakın yani ta ile un birleştirdiğinde town. Böyle town olur. Bundan sonra evet museum birleştiriyorum. Sevgili öğrenciler museum ortaya çıkıyor. Evet geriye ne kaldı zaten? Yani burada bir C, evet, bank, evet, ba ile var bakın burada birleştirdiğimizde bank ortaya çıkar. Son olarak da ne kaldı ortalıkta? Evet C ve T, evet bunları birleştirdiğimizde city ortaya ne yapıyor? Çıkıyor sevgili öğrenciler. Evet. Yine order the words, evet, kelimelerle make correct sentences, cümleler yapacakmış sevgili öğrencilerim. Bakalım burada oluşturulmuş, biz de oluşturmaya çalışalım. Derya is at the park, Derya şu an parktadır diye söylüyor. Bizim cümlemiz o zaman nasıl olabilir? Yine soru cümlesi, where is the hospital, hastane nerede? Where is the hospital? Soru sorduğu için soru soruyorum. Bakın I
Don't know, sorry. Değil mi? Kalıbımız ne olur? Böyle olur değil mi? Veya sorry, I don't know şeklinde olur. Virgül var. Böyle de yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Sorry, üzgünüm. I don't know. Evet. Üzgünüm, bilmiyorum demek. Değil mi sevgili öğrenciler? Şekilde olur. Evet. Sıralamayı I don't know yazıp soruyu sona da alabilirsiniz. Bu sıralama size kalmış. Bunu istediğiniz gibi ayarlayın. Evet, burada Bulem diye bir isim var. Is neredeymiş? At the cinema. Bulem neredeymiş sevgili öğrencilerim? Evet, Bulem is at the cinema. Evet, Bulem sinemadadır şeklinde. Evet. Son olarak baktığımızda hangisi ortaya çıkacak? Look. Bakın dikkat çekiyor. Evet. Look. Evet bak. It is over there. İşte burada şeklinde değil mi? Bak. Artık ne arıyorlardıysa. Look. Bak. Evet. Neye bakacağız sevgili öğrencilerim? Tarif ettiği şey ne? Evet. It is over there. Bu zaten kalıp sevgili öğrencilerim. Over there. İşte burada şeklinde bir anlam var. Look at the pictures. Resimlere bakıyor. And answer the question. Soruları cevaplayacakmışız. Where is the Berkan now? Berkan şu an nerede sevgili öğrenciler? Baktığımda yemeli içmeli bir şeyler görüyorum. Evet, sinema şeklini gördüm. Evet, he is at the cinema'da. Where is Aslı now? Aslı nerede sevgili öğrenciler? Bakın bu ambulans olduğuna göre. Aslı nerede? Hastanede değil mi sevgili öğrenciler? O zaman nasıl yazalım? Aslı is, ne diye söyleyebiliriz? At the hospital değil mi? At the hospital. Evet. Tablet yoruldukça yazıyı bozmaya başladı. Evet, hospital. Evet, Aslı is at the hospital. H, O olacak. Şuraya lütfen dikkat edelim. Asıl tekrar yazayım. Sonra şikayet ediyorsunuz. Yazıyı okuyamadım ben diye. Evet, Aslı is at the, evet, hospital sevgili öğrencilerim. Where is İpek now? İpek nerede? Bakın çatal kaşık işareti varsa burası nedir? Restoranda değil mi? Veriz İpek. İpek de yazabilirsin veya she diye de yazabilirsiniz. She is at the neredeymiş? Restoran değil mi? Evet, restaurant şeklinde yazacaksınız. Daha sonra veriz Yusuf now demiş. Yusuf nerede? Bakın burası okul değil mi? Evet, Yusuf is diye de bilirsiniz. He is diye de bilirsiniz. Bu sefer de ismini yazalım. Evet. Yazıyoruz. Yusuf is nerede? At the okulda değil mi? At the school yazacaksın. Yani Yusuf okuldadır. Evet, aşağı tarafta bakın burası bir Luna Park'tan bahsediyoruz. Where is Mine now? Mine nerede demiş. Mine yerine şöyle isim yazabiliriz. Yerine she yazalım. Evet, she is Mine nerede sevgili öğrencilerim baktığımızda. Evet, at the park diye yazıyoruz. Mine neredeymiş şu an? Gördüğünüz gibi. Parktaymış. Where is Altay now? Altay nerede? Bakın burası hayvanat bahçesi. Hayvanları zaten görüyorsunuz. O zaman da Altay veya he ismi yazalım bu sefer de. Evet. Altay is, evet, nerede sevgili öğrencilerim? At the zoo, hayvanat bahçesinde sevgili. Evet, look at the table and complete the dialogue. Bakacakmışız sevgili öğrencilerim. Daha sonra diyalogları tamamlayacakmışız. Kartlara baktık. Evet, kartlara göre excuse me, affedersin, where is the Galata Tower? Galata Tower, Galata Kulesi nerede diye soruyor sevgili öğrencilerim. Bu şekilde sorulduğunda bizler ne diyeceğiz? Evet, Galata Kulesi yerine ne diyeceğiz? It. It is. Galata Kulesi Tower neredeymiş sevgili öğrencilerim? Bakın İstanbul'daymış. O zaman it is in nerede? In İstanbul. Evet, Galata Kulesi nerede? It is in İstanbul. İstanbul'da. Aşağıda ne sormuş? Where is the Trojan horse? Trojan horse. Sevgili öğrencilerim. Nerede? Truva atımız değil mi? Çanakkale'de. O zaman buna da ne diye söyleyeceğiz? Evet. It is, evet, in nerede sevgili öğrencilerim? Çanakkale değil mi? It is in Çanakkale diye buna söyleyeceğiz sevgili öğrencilerim. Burada ne sormuş olabilir? It is in Nevşehir dediğine göre Nevşehir'deki Kapadokya'ya soracak değil mi? O zaman bizim de sorumuz nasıl olacak? Where is Kapadokya? Evet. Böyle. Where
İyiyiz sevgili öğrencim. Kappadokya yazılışı biraz zor olabilir. Evet, Kappadokya diye ne yaparsınız? Yazarsınız sevgili öğrenciler. Evet, bir orada da conversation. Sevgili öğrencilerim, burada konuşmalar var. Bunları diyalog halinde sıralayacağız birlikte. Oh look, they are over there. Bak diyor, onlar işte burada. Excuse me, where are the books? Kitaplar nerede diye soruyor. Evet, I am sorry, I don't know that. O da ne yapıyor bilmiyorum bunu söylemiş. Şimdi diyalog nasıl oluşturabilir sevgili öğrencilerim? Şöyle yapalım, çok uzun olabilir yazması. Şuna sıralamasını bulalım. Sonra 1, 2, 3 diye sıralayalım sevgili öğrenciler. Öncelikle bir numara şu olur. Excuse me, affedersin. Where are the books? Kitaplar nerede diye söyler. Buna cevap olarak da ne diyeceğiz sevgili öğrencilerim? Evet, buraya 2. I am sorry. I don't know that. Yani bilmiyorum. I am sorry. Üzgünüm. I don't know. Bilmiyorum bunu diye söylersiniz. Kitaplar nerede diyor. Özür diler. Daha sonra bakın görüyor. Oh look. Bak. They are over there. İşte onlar burada diye 3'e de bunu yazarsınız. Yani N 1 numara bunu söyleyecek. Joe 2 olarak bunu söyleyecek. N de 3 numarayı yani bunu buraya yazacaksın sevgili annem. Çok uzun olur. Tek tek yazmayayım diye. Evet devam edelim. 2'de Tom, Jane ve yine Tom arasındaki diyalogda nasıl olacak? Yine soru gelecek. 1. Where is the park Jane? Jane park nerede diye söyleyecek. O da it is over there. İşte burada diye söyleyecek. O da let's ride our bikes. Haydi bisikletlerimizi sürelim diye söyleyecek. Buraya da 3 olacak. Yani Tom birinciyi bunu söyleyecek. Evet 2'ye Jane söyleyecek. Tekrar 3 numarayı bu şekilde yanına yazacaksınız yazdığım cümleleri. Evet üçüncüde de evet, Suzu ve şu arasında tekrar bir konuşma geçecek. Evet öncelikle özür dileyip soru soruyor. Sorry where is the bank? Bakın soru klasik banka nerede diye soracak. O da I am so sorry yani bilmediğini I don't know çok üzgünüm bilmiyorum diye söyleyecek. O da okey teşekkürler diyecek. Bilmediği için yapacak bir şey yok. Evet, bir numara, iki numara, üç numarayı da bakın. Böyle cümleleri buraya yazarsanız sevinirim. Dört. Yine aynı soru. Where is the library? Kütüphane nerede diye söyleyecek. Bob buraya yazarsınız. Daha sonra o ne diyecek? It is over there. İşte burada diye söyleyecek. İki yazacaksınız. O da diğeri ne yapacak? Teşekkür edecek. Thanks diye. Evet, 23. sorumuz. Use the words. Kelimeleri kullan diyor. In the box. Kutu içerisinde kelimeleri kullan. And fill in the blanks. Boşlukları doldur. There are three extras. Şimdi sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi. Üç tanesi ekstraymış sevgili öğrencilerim. Yani o kelimelerden. Yani şuradakini de merak edebilirsiniz. There are three extras. Yani kelimeleri yerleştiririz. Üç tanesi fazla gelecekmiş. Bakalım. Where are the students? Öğrenciler nerede? They are onlar at the nerede sevgili öğrenciler? Buraya ne diyeceksiniz? Bakın burası resimlerden belli zaten. Hayvanat bahçesi. Buraya zoo diye yazacaksınız. Where is Sally? Sally nerede? Bakın serumlar var. Hasta yatağı var. Burası nedir sevgili öğrenciler? Hastane olduğu için buraya hospital yazacaksınız. Hospital. Nerede? Bitti. Where is Ali? Ali nerede? Bakın burası okul. Bayrağı var. Her şey var. O zaman buraya da school yazacaksınız. Noktayı koyacaksınız. Gidecek. Üç tane bakın ekstra dediği şu. Üç tane kelimeyi kullanmadık yani fazladan yani. Evet gelelim 24. soru. Look at the well sevgili öğrencilerim. Evet and write the words. Şimdi sevgili öğrencilerim şartlara burada birlikte bakıyoruz ve kelimeler yazıyormuş sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi çarkın. Bunun içine bakın school diye bakın okulu oluşturmuş örnek vermiş buna. Bizler şimdi buna baktığımızda hangi kelime ortaya çıkacak sevgili öğrencilerim? Evet. Bakery. Evet. Burada bir fırın oluşacak sevgili öğrencilerim. Bakery şeklinde bakın. Bakery şeklinde yaptığınızda fırın ortaya çıkıyor. İkincisinde evet bus stop. Evet burada da bus stop. Evet otobüs durağı ortaya çıkıyor. Bunu da baktığımızda sevgili öğrencilerim ne görüyorsunuz? Mosque. Burada bir cami ortaya çıkıyor. Mosque. Şu Q olacak. Evet dörde baktığımızda da evet, library görüyorsunuz. Library ortaya çıkıyor. Beşe baktığımızda da post office ortaya çıkıyor. Evet post Office diye yazılıyor. Post office ortaya çıkacak sevgili öğrenciler. Evet ask and
Evet, söyleyecekmişiz, soracakmışız. Answer questions. Evet, sorular in the example. Örnekte olduğu gibi soru cevaplar yapacakmışız, sergilenecekmişiz, söyleyecekmişiz. Kız Kalesi ve Mersin. Bununla ilgili ne deriz? Kız Kalesi nerede diye sorarız. O da Mersin'de diye söyler, değil mi? Hemen yapalım. Yukarıda zaten örneğini vermiş. Bakın ne demiş? Where is Pamukkale? Pamukkale nerede? It is in Denizli. O Denizli'de demiş. Biz de aynı soruyu nasıl soracağız? Evet. Where is, nereye soracağız? Kız Kalesi'ni soracağız, değil mi? Kız Kalesi. Kız Kalesi nerede diye soracağız. O da ne diyecek hemen? Klasik olarak it is, evet, in, neredeydi zaten? Bakın yazmış Mersin. Buraya Mersin diye yazacaksınız. Topkapı Palas, Topkapı Sarayı İstanbul. Soracağız yine. Topkapı Sarayı nerede? O da diyecek ki İstanbul'da. Hemen yazalım. Klasik. Where is Topkapı Palas? Topkapı Palas diye. Yani Topkapı Sarayı Palas nerede? O da ne diyecek sevgili öğrencilerim? It is in, neredeymiş? İstanbul'muş. İstanbul diye ne yapacaksınız? Yazacaksınız sevgili öğrenciler. Yine aynı, Anıtkabir nerede diye soracak. Where is Anıtkabir? Anıtkabir nerede? Bize ne diyecek? It is in. Nerede Anıtkabir? Akın Ankara demiş. Hemen yazalım. It's, evet, nerede? In Ankara, değil mi? Ankara'da diye ne yapacağız? Cevap vereceğiz. Hasankeyf Batman'da yine aynı soruyu soruyoruz. Where is Hasankeyf? Evet, Hasankeyf nerede diye soruyoruz. O da ne diyor sevgili öğrencilerim? It is in Batman. Batman'dadır diye söyleyecek. Ölüdeniz nerede? Muğla'da. Yine soruyoruz. Where is Ölüdeniz? Ölüdeniz. Ölüdeniz nerede? Yine aynı. It's in nerede? Muğla'da. Muğla diye yazacağız. Devam. Selimiye Mosque. Selimiye Camii nerede? Soralım. Where is Selimiye? Selimiye Mosque. Mosque şeklinde. Bakın. Selimiye Mosque. Selimiye Camisi nerede? Cevap olarak ne diyoruz sevgili öğrencilerim? It is in neredeymiş? Edirne'deymiş. Cevabımız da bu şekilde oluyor sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim, 7. ünitemizi bitirdik. Sonraki ünitelerde görüşelim. İstediğiniz ders konu varsa lütfen bana yazın. Olay okulu olarak sizler için hazırlarım biliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.